Tamam gelsin. Merhaba Hakan'cığım. Merhaba. Merhaba. Gündemi tahmin etmek zor değil tabii. Aradın mı hayatım gazeteyi? Merak etme. Haberi yapanla da gazetenin editörüyle de hesaplaşacağım ben. Tabii bu gereksiz yere başımızın ağrımasını engellemeyecek. Umut sen de bu piyasanın sevimsiz yüzüyle birazcık erken tanışmış oldun. Üzgünüm. Hakan Bey, ben aslında sizinle sözleşme hakkında konuşmak istiyorum. Bu şartlar altında o sözleşmeyi geçersiz kılmayı kabul edebileceğini düşünüyor Umut Hakan'cığım. Ben kendisiyle konuştum ama tavrı değişmedi. Sana geldik. Anlıyorum. Asude bize biraz izin verir misin? Ben de biraz Belgin'le çalışırım. Sanırım Ozan sana tepkisinin sebebini anlatmış. Hakan Bey. Bir dakika. Lütfen izin ver bir de ben anlatayım. Bak. Seni tanıdığımda, Ozan'la tanıştığından bile haberim yoktu biliyorsun. Şu dakikadan sonra senden etkilendiğimi örtbas etmenin bir gereğini duymuyorum. Çünkü gerçek anlaşıldığı andan itibaren Ozan'ın nişanlısı Umut'sun benim için. O yüzden bu konuda düşünecek, konuşacak pek fazla bir şey kaldığını zannetmiyorum. Ben de aksini düşünmüyorum Hakan Bey. Evet. Yoldayken Aslı Hanım bana çok kızdı. Haklı da. Ama bu şartlar altında bizim çalışmamız doğru değil. Ben ne yaparsam yapayım, Ozan'ın içi hep huzursuz olacak, biliyorum. Tazminatı da... Boş ver şimdi tazminatı falan sen. Gerçekten. O tazminat var ya... şu an düşünmemiz gereken en son şey. Eğer seni gazetede çıkan bu haberden sonra işten çıkartırsam... haberi doğrulamış oluruz. Ki bu hiç hoş olmaz. Eğer yine de kararım buysa... tamam. Kabul. Umut seni burada zorla tutacak falan değilim ben. Şu dakikadan itibaren o sözleşme benim için bir kağıt parçası artık. Gerçekten bunu istiyorsan yırt aradarım. Ama senin gerçekten istediğin şey bu mu? Rica etsem çöpe atar mısın Şahin? Tamam abla. Konuşmamızın başından beri olaya benim açımdan baktın. Asude açısından baktın. Ozan açısından baktın. Ama farkında mısın? Hiç kendi açından bakmadın. Sana nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama
birini etkileyebilmek için yatırım yapacak kadar aciz bir adam değilim ben. Yeteneğin olduğuna inandım. Ama daha da önemlisi ben bu desteği senin azmine verdim. Bak, Ozan'la ilişkini öğrendiğim anda bu defter açılmadan kapandı benim için. Sen bence git bir eve düşün bunları. Gemilerini yakmadan önce ardında neler bırakacağını bir tart. Bu konuşmayı seninle anlamsız yere önünü kesmemek adına yapıyorum. Sakın ola önünde arkasında başka bir şey arama. Baktın kararın değişmiyor. Sözleşmeyi yok bil.